Günaydın bir kez daha çalar saate devam ediyoruz. Selçuk Tepeli misafirimiz, konuğumuz ve yeni günün haberlerini konuşuyoruz. Biraz da böyle 45 artı birim var. Ben konuşamıyorum. Beni de reji sıkıştırıyor. Yok öyle bir şey demiyorum ya. Diyor Aynen, aslında. reji sıkıştırıyor filan demiyorum. <laughs> diyor. Ben fazla Şimdi konuşuyorum. Gazetelerimiz, gazetelerimiz bunlar. Hı. Günün manşetini, manşetlerini seçmeni isteyeceğim. Bu arada tabii ki Tarım Bakanı o sözleri oraya da geri dönüş yapacağım. Şöyle bir baktığında dikkatini çeken manşetler Tarım nedir? Bakanı'nın sözlerine sevindim ben ya. Günüştükten en azından deliliğe terfi etmiş oldum yani. Gülünçlükten deliliğe terfi etmiş Karamazov oldum. Karamozov kardeşler, Dostoyevski. Şimdi şöyle o zaman bir daha hatırlatayım. Tamam sen girdin <laughs> konuya. Ee, seçimlerin hepsi kritik bunların e, hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. Bu sözü çok tartışıldı. Ee, yani seçime gidiyoruz nasıl bir değerlendirme ya da niye öbür dünyayla bu dünyadaki seçim karıştırılıyor eleştiriler ve Bizim bu kurduğumuz cümleleri oraya buraya çeken ve gerçekten anlamı özürlü çevreleri bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. yok ama eğer anlaşılmadıysa elhamdülillah anlatmada bir sıkıntımız olmayan kişileriz. Bizler anlatırız. Peki anlamaya çalışacağız biz de. Dinleyeceğiz yani bakalım ne diyorlar diye. Fakat dünya bunu yüzyıllardır, bin yıllardır dinliyor. Bak dün dedim ki bu bir Hristiyanlık taklididir. Ne demek Açar mısın? Siyasete inancı karıştırmak bir Hristiyanlık taklididir. Bütün Batı Avrupa'nın Orta Çağ'dan itibaren bütün literatürünü oluşturan şey bu hikayelerdir. Ya Emil Zola'nın bir gerçeğini okusun insanlar. Aziz Antonio Bonolarını, senetlerini bir okusunlar, baksınlar yani. Öbür dünyadan bak sana söyleyeyim nasıl bir şey olduğunu. Bakalım yeni miymiş. Bu Aziz Antonio Bonolarından alanlar 18. yüzyılda yazılmış bu. Bu senetlerinden 100 tane alan bir yıl kiliseye devam etmiş sayılacakmış. Ahirette de Aziz Antonio tarafından 100 katı faizle ödüllendirilecekmiş. 18. yüzyıl, 18. Orta yüzyıl. Avrupa. Ta Tüm, Tüm Avrupa. Batı Avrupa işte. Ya bu laiklik, sekülerizm denen şey dinle siyasetin birbirinden ayrılması ihtiyacı buradan çıktı. Bir yolunu bulamadılar çünkü. Bu dünyada yetki alan yetkisinin çok ötesinde para alan birkaç yerden düzenli gelir elde eden yönetici denen efendim aristokrat denen şu denen bu denen sınıf kendine Allah çarpar diye de korkmuyor. Yeni roller biçiyor ve bunu insanlara siyasetin içine karıştırıp bir yandan da göz korkutmak istercesine yansıtıyor. Hristiyanlık taklidi bu. Züğürt da cennetten arsa satılıyordu. İşte bizdeki karşılığı bu. Aziz Antonio senetlerinin karşılığı bu. Şimdi oraya geliyoruz yavaş yavaş. Yani. Şimdi manşetlere bakalım. Hadi bize göster Selçuk abi. Vallahi Müsaadenle şimdi. ve izleyicilerimizden de müsaade de isteyerek zaman zaman böyle evet. Selçuk Tepeli'ye yani büyüğüm olarak abi de demek istiyorum. Estağfurullah evet. yani değerli kardeşim. Buyurun. Ee, şimdi bir kere benim için. Çoktan seçmeli. E, şey e, Simon Cooper futbol asla sadece futbol değildir kitabının yazarı benim arkadaşım. Biz birlikte çalıştık. Mesai yaptık yani. Şu hadi be benim için ilginç. Çünkü futbolda yaşanan şeyler ülkenin durumunu 3 aşağı 5 yukarı taklit eder. İlginçtir yani bir oyun olmasına rağmen. Türkiye'de futbol gerçekten futbol kriterlerine göre mi yönetiliyor? Efendim niye siyasi müdahaleler var? Efendim niye bir müteahhit federasyon başkanı idi. İşte şimdi başka biri. Ya federasyona bir silahlı saldırı yapıldı. İnsanlar hakikaten ölümden döndü. Ya bu neydi? Neydi bu? Bir gün sonra konuşuldu mu bu iş? Konuşulmadı. Ne oluyor? Bu arada da Türkiye ekonomi sıralamasında, ekonomik büyü, ekonomisinin büyüklüğü sıralamasında sözde ilk ona girecektik ya. G20'den çıktık 21. sıradayız. Futbolda kaçıncı sıradayız sıralamada? 21. sıradayız. İlginç değil mi sence bu? Nasıl bir denk geliyor? Ya. Ve 14'ün altına hiç düşmemişiz biz. Şunun şurasında 8-10 sene öncesine kadar. 14'ün, 13. Hadi be. Futbolda ilk onda olduğumuz, onda yaklaştığımız zaman. Ve manşette hadi be. İşte hadi Tabi e, tabii şimdi sen burada 3-3. Kiminle? Lüksem. Lüksem. Devam, Devam edelim. Başka? Bir yılda 100 liralık gıda 279 lira oldu. Şimdi Tarım Bakanı anlatıyor ya bir mesaj geldi bak. Ne diyor mesajdan? Kıymetli izleyicilerimizden. Diyor ki. Anlama özürlü olanlar var dedi ya. Evet. Şimdi burada özre falan gerek yok. Anlamaya da gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. 100 liralık gıda bir yılda nasıl 279 lira oldu? Bu Tarım Bakanı'nın sorunu mu değil mi? Veya Orman Bakanı'nın? Veya her ikisi de ya da ikisi birden değil. Tarım veya Orman Bakanı ya da ikisi de değil bilmiyorum yani. Çünkü kendi işiyle ilgilenmiyor. Diyor ki izleyicimiz can çekişen çiftçileri duymayan, görmeyen, halkın elinden temel besin maddelerini alan bir de bu işleri düzeltsin diye devletten maaş alıp görevini siyaset diye tanımlayanlara o söylediği şey söylenir. Her gün bir umut vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır sözün uygulandığını görmeyi umuyorum diyor. Ama onlar bize ne diyor? Ya bana diyor en azından. Sana demiyor. Neden üzerine alınma özür. Alıyorum kardeşim ben Ama bu, pek çok kişi söyledi. Milletin, hayır ben bu milletin bir parçasıyım kardeşim. Bu milletin parçasıyım. Bak her türlü tarlasında da parçasıyım. Efendim kobisinde, atölyesinde de parçasıyım. Sokakta da parçasıyım. Her yerde parçasıyım. Bunu da herkes bilir. Beni tanıyan herkes bilir. Bunu hepimizin üstüne alması gerekir. Ortada böyle bir sorun varken biri çıkıp anlama özür diliyorsa hepimizin üstüne alması gerekir. Ama ben başkaları adına konuşamam. O yüzden ben kendi üstüme alıyorum. O dediği benim bakanım. Aldım kabul ettim. Ama bu konu üzerinden devam edeceğiz demektir bu. Tarım Şimdi... Bakanı'nı da mı çağırsak acaba? Tarım bakın çok isteriz. Şimdi ulaştırma özel bakanlığı... Özel uçağıyla Adıyaman'a gitmiş ya orman yangını sırasında ya atlar özel uçağına gelir ne olacak yani? Yani o Zaten mümkün... onlar yakın Atatürk Havalimanı'na iniyor biliyorsun. Şimdi, ama devlet onlar için kapatılmadı tasarruf orası. Tedbirleri oldu şimdi arabalardan vazgeçti. Yoksa Belki İstanbul Havalimanı'na gidemeyecektir. E, onu onu bilemiyorum yani. Hmm. Tasarruf tedbirleri nedeniyle gelemeyecekse de hani Ol. gönül koymayız değil mi yani? Şimdi Yeni Çağ Gazetesi bir yılda 200 liralık gıda 279 lira oldu. Bu bir yılda %179'luk bir enflasyon demek. E, TÜİK, TÜİK ne diyor? Neyse Kapatıyorum bunu. Şimdi ama ben sana güzel şeylerden de bahsetmek istiyorum. <laughs> ee, karar gazetesine geçtiğimizde karar gazetesi bir başarı öyküsü, güzel bir başarı şeyden. masalı e, belki bunu da konuşuruz. E, eritilen rezervin ardından devreye sokulan KKM'de dövizi dizginleyemedi. Bu arada piyasalara bakalım mı? Yönetmenimizden Savaş'tan ben bir rica edeyim. Piyasalara bakalım. Sonra akşam gazetesini İlker, isteyeceğim dolar, senden. Dolar çökmüş. Dolar tabii 9. yani gelebilecek daha nereye ki? Ya çökebildiği Çökmüş kadar çöktü ee, 18 lira 39 kuruş seviyesinde Kaçla açtık 18 lira 33 ee kuruş olarak kaçtık. Euro'da küçücük bir kıpırdanma. Zaten bu arada herkes yani ekonomi denince sürekli dolara bakılıyor. Gram altında da bir kuruşluk bir yükselme var. Merkez ters köşe yaptı faizle indirdi. Merkez Bankası beklentilerin aksine faizle ikinci kez indirme gitti. Bu ülke ikinci indirimle birlikte faiz %12'ye indi. Dolar 18.40'ı gördü ama sonra geriledi. E işte geri... Sonra ne oldu? Yeniden gelin. E dedik işte dolar çöktü diye. Çöktü. 18.39 bir ya kuruşluk peş. bir Peşinen bak peşinen, işte ortada bir politika yok. Mahfeye inmez söylemiş. Evet. Günü kurtarmak için bir şeyler yapılıyor. Peşinen biz her sene bir çeyreğimizi kaybediyoruz hayatımızdan, varlığımızdan kaybediyoruz. Bu memleketin de bir, potansiyeli var. Bu memleket insanı da bunu anlıyor, anladığı için parasını korumak için bir şeyler yapıyor. Ne yöntemler ama? Ne yöntemler? Yani enflasyonist ortamda gerçekten insanların yaratıcılığına hayranım. ya. Yani i̇ki mesela bir minibüs alacak işi için iki tane alıyor. Seneye zaten minibüsün birinin fiyatı iki katına çıkacağı için onu satıyor diğerinin parasını ödüyor aslında bedavaya getiriyor falan. Bizim memleket insanına böyle hani bilmiyorum yani Bayağı saygı göstermek lazım. E bir şekilde kendisini o pahalılıktan Ama korumak böyle için problem olmaya böyle ekonomi yürür mü ya? Bütün ekonomi bir çeşit kayıt dışına dönüşüyor böyle olduğu zaman. Herkes çünkü başka bir yol bulmaya çalışıyor filan. Ya da işte dolar düştü, dolar çıktı hikayesine bakıyor. Doların artık faizi şunu bunun bu hikayenin için böyle parametrelerin çok bir mi kalmadı ama. Ya çok acayip bir şey yapıyorlar. Doları yükselterek bizi fakirleştiriyorlar millet olarak. Malımız, mülkümüz, ürettiğimiz her şey, emeğimiz, yaşam standartımız her şey. Ama faizle şunla bunla ve yaptıkları başka bir takım uygulamalarla yani ne gibi? Mesela kredi maliyetlerini arttırıyorlar. Bu da neye yol açıyor biliyor musun? Türkiye açısından dolar hala değerli hale geliyor. Buradan bir başarı. Şey, Türkiye mı? özür dilerim. Türkiye açısından Türk lirası hala değerli hale geliyor. Yani şöyle yapıyor. Zaten Türk lirasının düşeceği bir yer yok başka dedi ya Nebati. Evet. Yeni or, orada çukur kazıyorlar yaptıklarıyla biraz daha düşebilsin diye. Buna inanamıyorum ya. Sonra onu yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü hala değerli hale geliyor. Ya Aynı renkte siyahla beyazı bulundurmayı, bir arada tutmayı nasıl başarıyorlar? Benim aklım almıyor yani. Daha fazla Bunu dünyaya diyeceğim. dolayısıyla nasıl anlatacaklar onu da bilmiyorum. Ya. Sen öyle diyorsun ama bir başarı öyküsü. Bak işte arkada bir tablo çıkıyor, bir karne çıkıyor. Bu, bu bir başarı evet. öyküsü değil mi? Evet. Ayrıca 14 80 idi. yani daha nereye kadar gidecek? bu kadar değer kaybeder. Merak etmeyin denildiğinde bir 1 dolar 14 lira 80 kuruştu. Şimdi 18 lira 39 kuruş hani gideceği daha yer var. İnşallah daha fazla gitmez ama bir tabloya baktığımızda faiz, dolar, enflasyon, geçen yıl bu zamanlarda faiz indirmeye başladık. işte 19'dan 12'lere geldik. Dolar 8 lira 38 kuruştu. 18 lira 41'i gördü. Şu anda 18.39. Enflasyon da Takılmayalım diyorlar enflasyona. Takılmayalım mı? Ne yapalım? E Tabii öyle hiçbir şey takılmayalım yani. Öyle. Uyuyalım, uyanalım. <laughs> ne kadar sürede? Bilmiyorum. Nebat'inin 6 e... ay yetmiyor onu, en azından onu biliyoruz. E Tabii Hazine Bakanı'nın uykusu çok ağır. Yani va vaktinde uyanamıyor hiç. Şimdi mesela borsa niye tamam, böyle oldu gerekiyor. diye Başka bir şey söylemesi lazım. Borsa niye böyle oldu diye bir şey söylemesi lazım. Yok. Uykusu ağır. Şimdi. Ya bir yandan da büyüme büyüme diyorlar. ihracat filan diyorlar. İhracatçıyı da sıkıştırıyorlar. Bak Türk lirasının değerini düşürüyorlar. Sözde rekabete gireceğiz. İyi ama maliyetler artıyor. Dahası doları bir şekilde KKM ile filan baskılayıp durduruyorlar. Dolayısıyla aslında maliyetler artıyor ve ihracatçıyı da zora sokuyorlar. E krediler filan kredi maliyetlerini arttırıyorlar. Büyümenin önüne geçiyorlar. Oysa bütün hikaye büyüme. Amacımız bu diyorlardı. Cari açığı bitireceğiz diyorlardı. Cari açık rekorlar kırıyor. Yani bilmiyorum ki. Daima insan iki kablo varsa hep kırmızıyı keser mi ya? Ben gerçekten bunu anlamakta zorlanıyorum. Ya. <laughs> Şimdi trafikten Dolayısıyla Tarım ya. Bakanı orada haklı. Ya ben anlama özürlüyüm.